Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda öncelikle Bitcoin ve arkasından devamlı takipimiz olan GRT Coin'in incelemesini yapacağız. GRT'de çok güzel gelişmeler var. Verdiğim bütün destek ve dirençler şu an çalışıyor. Bunu inceleyeceğiz. Bundan sonrası ne olabilir onlara bakacağız. Hemen videomuza geçelim. Bitcoin dominasında şu anda son 4 saat içerisinde bir artış gözleniyor arkadaşlar. Ama dirençli olduğunu da unutmayalım. Bitcoin şu an yeni ATH yapmanın peşinde. Bakalım nasıl olacak ama çok hacimli bir yükseliş, çok hızlı bir ETH seviyesi görünmüyor. Hemen BTC'ye geçelim. Evet, Bitcoin'e baktığımızda 4 saatlik grafikte şu anki seviyemiz 69.700 civarı arkadaşlar. Benim buradaki ilk direnç seviyem 70.299. Yani 70.300'ü görebileceğimizi düşünüyorum. Daha önceki videolarla belirtmiş olduğumuz durum vardı biliyorsunuz. 69.000 direnç demiştim. 64.800 de bizim için desteklemiştim. Bakın en son desteğimiz 6 Mart halinde çok güzel bir şekilde çalıştı. Oradan aldığı tepkiden sonra şu anda yeni ATH ye peşine düştü. Bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok. 69.000 üzerinde kaldığı sürece benim için ilk hedef 70.300'dür. 70.300'ün de geleceğini düşünüyorum. Herhangi bir terslik, herhangi bir sıkıntılı durum olmazsa. Daha sonraki hedeflerimiz 71.700 ve asıl hedefimiz benim asıl hedefim 75 bin dolar seviyesi arkadaşlar. Bitcoin'de bu seviyeleri not alalım. Bu seviyeleri unutmayalım. 70 bin seviyesine gelene kadar altcoin'lerde bugün içerisinde düşüşler olabilir. Herhangi bir panik yapmaya gerek yok. Bu ada her düşüşte satılmaz arkadaşlar. Elimizde nakit varsa toplarsak çok daha iyi olur. Elimizde eğer sağlam coin'ler varsa aynı şekilde adet arttırabiliriz ama satışa kesinlikle karşıyız. Yani bugün Bitcoin'den dolayı, Bitcoin dominansından dolayı Bitcoin AT'sinden dolayı altcoinlerde kırmızı mumlar, geri çekilmeler görülebilir. Bitcoin ile ilgili bu gelişmeleri aktardıktan sonra GRT'ye geçelim hemen. Evet arkadaşlar, GRT demiştik. 0.333. Bizim için çok önemli bir seviye demiştim. Ve şu alanı gör, görüyorsunuz. Bakalım hemen tekrardan. Bakın şu alan arkadaşlar ne kadar güzel bir direnç ve daha sonrasında destek olarak çalıştığını net olarak videoda görüyorsunuz şu anda. 33 üzerinde kapanışlarda hedefin 0.50 seviyesi olduğunu söylemiştim. Bakalım en yüksek nereye kadar çıkmışız? 0.49-40'a kadar çıkmışız arkadaşlar. Ne kadarlık bir seviyeyle hedefimiz tam olarak gelmedi? %1. Bakın %1. Yani verdiğimiz seviyeler gayet güvenilir ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 0.33 üzerinde kaldığı sürece 0.50'yi illaki görecektir. Bundan sonrasında 0.50'nin üzerindeki kalıcılıkta da 0.70'lere kadar hemen bakalım 2 Evet %45'lik bir yükseliş daha GRT'de bekliyorum. Şu an GRT'de herhangi bir korkacak bir durum yok. Tamamen hareketler dediğim gibi Bitcoin'in ağırlığından dolayı Bitcoin'de ATA yapılmak isteniyor. O yüzden dolayı Geri çekilmelerde korkmamıza gerek yok. Şu ana kadar nasıl sabrettiysek aynı şekilde sabredeceğiz. YNT nereye kadar düşebilir? Hemen onu da söylüyorum arkadaşlar. Benim için 0.39'lara kadar bir düşüş muhtemel. Yani şu hareketi görebiliriz. Bitcoin'den dolayı. Bakın şu hareketi görebiliriz. Veya ikinci hareket olarak şunu da görebiliriz arkadaşlar. Bu da muhtemel. Çünkü Bitcoin ATL'sinde nasıl bir durum olacak? Onu merak ediyoruz. Bakın tekrardan buradan aldığımız destekle tekrar yukarıyı görebiliriz. Bu da ikincidir. Ama ben 0.50'lerin geleceğini hatta geçeceğini de düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim düşüncem. Ama 0.23 demiştik bakın. 0.23'ten sonra 0.33'ün hedef olduğunu söylemiştik. Aldığımız destekle birlikte çok güzel hedefimize ulaştı. 0.33 üzeri pardon 0.31 üzeri kalışlarda da 0.50 hedef demiştim. Onu da geldi sayıyoruz. Yüzde birlik fark çok önemli değildir biliyorsunuz bizim piyasamızda. Yani sıfır elinle geldiğini varsayıyorum. Ve bundan sonraki hedeflerin de yine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bundan yanında herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda dediğim gibi korkacak bir durum yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi bir sonraki gün içerisinde paylaşacağım videoda sizlerden en çok talep gelen kripto paraları analiz yapacağım. Mutlaka o videoyu da izlemenizi öneririm. Eğer istediğiniz analizler varsa da şu anda yorum kısmına belirtirseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Beğeni ve yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.